Böyle oldu. Dizi çeker gibi başa sarıyorsun sürekli. Aynen öyle. Bora sen de istersen AWS'e gir hemen bu ardından. Olur, ben AWS'in disk tiplerini anlatabilirim. Biz tamam. Zaten... O zaman hocam ben hiç Amazon tarafını anlatmıyorum. geçiyorum Azure ve diğer tarafı anlatıp Amazon'da sana top atayım. Öyle yapalım. Olur. Mert ses var mı şu anda? Dur bakayım ben telefondan açayım bir kontrol edeyim. Ben de açıyorum. Evet var var. Ses var. Senin gelmiyor Mert. İlginç. OBS tarafında bir kapalı bir şey olabilir mi? O Mert yaparken Emre sen biraz IOPS'tan bahset istersen. Tamam. Yani aslında böyle hemen IOPS girdik konuya ama bir IOPS nedir? Biraz aslında ondan bahsetmek lazım. Olur. Çünkü burada evet. Latency, throughput değerlerinden falan bahsettiğimizde kafalar bayağı karışmaya başlıyor. IOPS aslında saniye başında disk üzerinde gerçekleşen girdi çıktı yani okuma ve yazma oranına biz IOPS diyoruz. Input-output operation per second dediğimiz bir açılımı var. Tabii bu yapı kapsamında işte okuma veya yazma yaparken oluşan gecikmeler doğrultusunda da buna da latency ismini veriyoruz. Throughput'ta burada... Peki hangi sizin... uygulamalar yüksek IOPS istiyor? Ne yani tip şöyle, özellikle çok yüksek transaction'a sahip olan uygulamalar, işte bankalar olabiliyor, sigorta ajantiler olabiliyor. Mesela veri tabanları olabilir mi? Aynen öyle hocam. İşte MS SQL'de yüksek MS SQL kullan yani big data dediğimiz datasını MS SQL'de tutup sürekli okuma ve yazma yapan platformlar var. Özellikle işte bu bankalarda biz bunu çok yaşıyoruz veya sigorta poliçelerini işleten firmalarda. Çünkü sürekli bir sigorta poliçesi için bir sorgu var. Sürekli bir data çekiyor. Aynı zamanda sürekli bir poliçe girdiği için sürekli bir yazma da oluştuğundan transaction oranı çok yüksek oluyor ve bu tip yapılarda genelde yüksek IOPS'a ihtiyaç duyuluyor. Yani özetleyecek olursak da SQL özellikle ciddi SQL sorgusu olan okuma ve yazma yapan yapılarda yüksek IOPS'a ihtiyaç duyuluyor. Ha standart bir WordPress veyahut da işte standart bir e-ticaret sitesinde yine burada okuma yazma oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir. Yüksek sorgu veyahut da yüksek yazma oranı varsa yine yüksek IOPS'a ihtiyaç olan diskler tercih edilmeli bu noktada. Örnek vermek i̇şte bu... istiyorum ben. Lütfen hocam. Allianz Sigorta'da da çalıştığım için sigorta tarafında biliyorum. Şu anda bankadayım. Hani ben direkt örnek vereyim. Aynen. Örneğin mesela Allianz'daki örnek şöyle bir şey. Bildiğiniz gibi eczaneye falan gittiğimiz zaman veya bir hastaneye gittiğimiz zaman size özel sağlık sigortası var mı gibi sorular geliyor. Sisteme girip kontrol ediyorlar. Türkiye'deki herkesin bu sisteme aynı anda bağlandığını düşün. Bir sorgu çekiyor. Bütün hastaneler bunlarla çünkü anlaşmalı mesela. Böyle bir durumda sistemin hiç kesilmemesi lazım. O sorgunun çok hızlı olması lazım. Böyle yapılarda biz bunlara dikkat ediyoruz aslında. Banka tarafında latency oluşmaya başlıyor zaten yani bu tip durumlarda. Bu sefer de geciken bir data söz konusu oluyor. Aynen. Diğer örnekte banka tarafından özellikle Dubai'de Arap Emirlikleri'nden bahsedeyim. Çek kullanımı çok fazla. Burada her şey çekle dönüyor. Mesela o çeklerin sürekli kontrolü, Merkez Bankası ile olan iletişim sürekli belli bir standartları var. Bunların geçmemesi lazım. Yani müşteri onu soktuğu zaman o çeki bankamatiğe alması gerekiyor. Hani reject etmemesi lazım. Çünkü penaltıları var bunların. Hani böyle durumlarda bu şekilde ihtiyaç doğuyor. Bu sistemlerde aynen. De genelde disk olarak da premium SSD diskler daha çok zaten düşük şekilde tasarlanıp deploy ediliyor. Aynen. Şu an sesim yani... geliyor mu bu arada? Sorayım. Duyabiliyor bakalım. Musunuz?
Evet, hala geliyor. Mı yok? Geliyor mu geliyor, şu an? Geliyor, geliyor. Aha. Tamam, hazır sesim açılmış. Yani bir soru sorayım. Şimdi diyelim ben normal bir DX'le başladım. Sonra hani maliyeti düşük olsun diye. Sonra performansından hoşlanmadım. Ben bunu işte normal satışta SSD'ye upgrade etmek istedim. Bu upgrade işlemi sırasında benim verilerimi taşıma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Yani orada bir veri kaybı riski yaşar mı? Genelde şöyle bir şey var. Artık disklerde genelde tiering diye bir model var. Aslında tieringlerde bunların hepsi şöyle kaba taslak anlatıyorum. Hepsi bir arada. Yani NLSAS, SAS, Premium SSD, SSD, On-Prem'den bahsediyorum bu arada. Hepsi bir arada. Tiering senin kullanımına göre aslında, tabii bu yapılandırmayla da alakalı. Senin kullanımına göre bu SSD diskler üzerinden sorgular dönebiliyor. Veya orada hani daha az kullanılan veri varsa, örneğin file server gibi SATA disklerine doğru kaydırılabiliyor. Bu işlemler otomatik olarak yükseltilip düşürülebiliyor. Böyle bir teknoloji zaten uzun zamandır var. Hani o şekilde senin bir şey yapmana gerek yok. Aynen. Genelde gördüğüm yapılar. Azure tarafında da diğer diskleri hemen değiştirebiliyorsun. Hiçbir veri kaybına da ihtiyaç yok. Makine restart'a bile gerek yok. İşte HDD'den SSD'ye, standart SSD'ye ya da premium SSD'ye anlık olarak geçirebiliyorsun. Hatta öyle bir duruma geldik ki çoğu durumda standart SSD'ler HDD'den daha pahalı şu anda. Daha ucuz, pardon, özür dilerim. Azure tarafında premium SSD kullanmak çok daha avantajlı olabiliyor. Bir de şu AWS tarafına bir merak ediyorum. Aynen. Bora belki biraz bahsetmek istersin bize. Geliyor mu sesin? Geliyor, biraz az. Yüksek sesle yaparsan daha iyi olur. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Şöyle bahsetmek gerekebilir aslında. Bu Amazon tarafında Elastic Blob Storage diye bir yapı var. Bu makinelerin disklerini oradan alıyorsunuz. Veya bu Azure'da da var aynı şekilde. Makinelerin kendi storage'ları var. Yani geçici storage'ları, temporary storage. Bu storage'lar genelde biraz önce bahsedilen gibi NVMe veya işte çok hızlı IOPS yapan diskler. Bunların dezavantajları da makineyi stop start ettiğiniz zaman uçan, yani orada bir kalıcı bir şey tutmamanız gereken yerler. Elastic Blob Storage tarafına geri dönersek orada da çeşitli katmanlar var işte. Bahsedilen gibi SSD diskler var. Bunun birkaç tane çeşidi var. Bunlardan bir tanesi işte GP2. Normal standart olan GP2. Bir de IO1 diye bir seçenek var. Daha yüksek IOPS istediğiniz zaman bu tür disklerden alabiliyorsunuz. Bunların IOPS'larının yükselip alçalması disklerin boyutuyla alakalı. Sanırım Bora durdu. Evet. Bugün harika bir performansımız var. Dizseniz Amazon. Bir sessizlik oldu. Bugün konuşan yanıyor. Aynen evet, öyle. Konuşmayacağım. Bora, paylaşımı kapatabilir misin? Belki ondan şey yapıyor olabilir. Evet, Bora duyuyor zaten bizi. Evet, o senin ekranın galiba. Evet. Bora'nın ekranı. Aha. Neyse. Toptan gitti herhalde ama. Aynen, koptu şu anda. O zaman devam edelim. Geldi tamam, mi? Gelene kadar geldi mi? Gelmediyse ben Hasan'a hazır yakalamışken bir soru sorayım. Her zaman yakalayamıyoruz çünkü. Şimdi abi ben hani Önder de daha önce söylemişti ya, hani pahası tarafında işte her şeyi vendor'dan sağlayabiliyoruz diye. Şimdi makine tarafında güvenlik özellikle. Hani tamam, bir belli güvenlik şeyleri vardır ama sonuçta bir kısmı gene kullanıcıya ait sağlamak kısmı güvenliği. Burada kullanıcıya neler düşüyor? Vendor ne gibi hizmetler sağlıyor? Ben bir kullanıcı olarak cloud'da kiraladığım makinede ne gibi önlemler almakla yükümlüyüm? Hemen bir tane ekran gördünüz de ben paylaşayım. Bir saniyeni isteyeceğim hocam. Onun üstünden servisi göstermek daha mantıklı olacaktır. Hı-hı. Bir saniyeni alıyorum. Tabii. Bunlar şehir diyoruz değil mi? Sadece screen diyorum. Evet. Şehir my screen. Şuna şöyle ben vereyim. Şu anda gözüküyor mu? Bekliyoruz. Şurada bir tane seçim.
Geldi şu an. Geldi. Yayına da gelir birazdan. Bu eski bir resim bu arada hocam. Şuradan aslında gitmek daha mantıklı. Bu çok biraz klasik bir zoom yapabilir tablodur. Misin? Tabii Hasan. Ki. Şu biraz anda daha. Net mi? Şu evet. An evet, şu an iyi. Aslında Microsoft'un biliyorsunuz ilk çıktığındaki şeydi bu aslında, tablosuydu. Hani şu anda biz PaaS'tan konuştuğumuz için şimdi PaaS'a geldiğiniz zaman bir kere zaten şu runtime'a kadar Microsoft bize zaten sağlıyor. Hani bütün desteği, arka planda her şeyi o yönetiyor. Tabii bunun üzerinde bizim neyimiz var aslında? İki tane katman. Bir senin verim var, bir de senin application'ın var. Bunun üzerinde koşan application'ın güvenliğinden tut, her şey sana bağlı. Yani sonuçta kodu yazan kişi sensin. Bu kod kalitesinin, içindeki bug'ın içermesi sana ait yani aslında baktığın zaman. Çünkü sen buraya deploy ediyorsun. Buradaki sorumluluk sana ait. Ha, burada ne yapabilirsin? Örnek veriyorum sadece. Ben ne yapardım? Azure Security Center'la bağlardım. Bana Azure Security Center ne yapardı? Bir tane majority veriyor çünkü bana arka planda. Bu doğrultuda iyileştirmelerimi yapardım. Örnek veriyorum. Datanda disk sallıyorum şu anda. Diskte encryption yapmamışsın deyip bunu encrypt hale getirebilirsin. Veya bazı noktalarda application bazında sana tavsiyelerde de bulunabiliyor. Bu şekilde hani ekstra güvenlik sağlayabilirsin. Ama şu runtime'dan aşağısı zaten senin düşünebileceğin bir şey değil. Zaten dokunamıyorsun buraya. Microsoft sana dokundurtmuyor. Hocam Azure Security Center dediğin bir servis midir? Kısaca Azure Security Center mi? Bir servistir. Evet, bir servistir. Uzun zamandır hatta var. Şu anda hatırlamıyorum. Buraya IaaS, SaaS, PaaS birçok şey aslında yanlış hatırlamıyorsam SaaS'la ilgili bir şey yok. Bağlıyorsunuz. Genelde bize neyi sağlıyor? Basit anlamda sizin güvenlik postürü dediğimiz ne yapmışsın, neyi bağlaman gerekiyor, nasıl bir güvenlik alman gerekiyor. Örnek veriyorum, senin şirketin PCI DSS'e tabidir. Sen bu standartta uyuyor musun, uymuyor musun? Bunu görmek istiyorsun. Bunların hepsini sana arka planda aslında böyle gösteren bir bulut uygulaması diyeyim. Aynı şekilde senin uygulaman tarafında şirketinin sağlaması gereken standartlar vardı. Örnek veriyorum, A firması geldi. Sen bu standartlara uyman gerekiyor. Sen bunu Azure Security Center'da kendine uygun şekilde standartları yazıp uyup uymadığını gösterebiliyorsun. Bu şekilde sana fayda sağlıyor aslında. Peki bu yani aldığımda direkt gelen bir hizmet mi, ekstra almam mı gerekiyor? Hayır. Hayır, şöyle iki tane durum var. Bu tamamen bir hizmet. Hizmetin tabii bir tane, örneğin sen bir Azure hizmeti kullanıyorsun. Burada bir tane free tier dediğimiz bir katman var. Bir basit anlamda kullanabildiğin şeyleri sana açıyor. Hani ekstra bir şey şarj etmiyor. Standart tier'da da tabii çok daha şu anda hepsi aklımda değil. Çok fazla sana özellik sağlıyor. SQL'den tut, bu arada Azure'daki SQL'den tut bir sürü özelliği zaten one click'le aktif hale getirebiliyorsun. Yeni son sürümlerinde hatta şöyle bir özellik geldi. Bazı iyileştirmeleri sana sadece tek click'e indirdi. Örneğin diyor, burada diyor böyle bir açıklık var diyor. Tıklayın diyor, bunu iyileştireyim senin için diyor. Ve aynı zamanda eğer bir açıklık görürse bununla ilgili sana detaylı açıklamalarını sunuyor. Sen bu şekilde konfigür etmişsin ama bunu yapman senin güvenliğini arttıracaktır diyor. Ve günün sonunda seni puanlıyor aslında. Her yaptığın iyileştirme senin puanının artmasına sebep oluyor. Bu şekilde bir portal olarak özetleyebilirim. Ya bir de şey yani şimdi bakıyorsun, müşteriler hep bunu soruyor. Ben neden buluta gideyim? Ben kendi güvenliğimi sağlıyorum. Sen de diyorsun ki abi güvenliğini sağlıyorsun ama işte bak bulut servis sağlayıcılarına, Azure'a, işte AWS'e, Google'a, adamların dünya genelinde bütün güvenlik sertifikalarına sahipler. İşte bütün Avrupa güvenlik sertifikaları, Amerika, Çin, aklınıza neresi geliyorsa, yani hangi bölgenin güvenlik sertifikasına ihtiyacın varsa hepsine sahipler. O yüzden bir şeyleri yok diyorsun, dertleri yok diyorsun. Adam da bunu bu sefer şöyle düşünüyor müşteri. O zaman tamam, ben uygulamamı ya da işte sanal sonucularımı Azure'a taşıyayım, hemen her şey güvenli hale gelsin. Böyle bir durum yok, böyle bir dünya yok. Tamam, sana belki şu Hasan'ın gösterdiği gibi
işte atıyorum İAS'a gittin, sanal makine kurdun diyelim orada. Adam sana virtualization'ın güvenliğini veriyor. İşte fiziksel sunuculara, erişimlere güvenliği veriyor. Çünkü onun sorumluluğu onda. Storage'ın güvenliğini veriyor ya da network'ün güvenliğini veriyor ama sen sanal olarak Azure üzerinde kurduğun servislerin güvenliğini almak zorundasın. Örneğin bir sanal makine kurduysan encryption'ını yapmak zorundasın. İşte endpoint kurmak zorundasın. Update'ini sen yapmak zorundasın, güncelleştirmeyi. İşte bir Microsoft'un sağladığı işte üçüncü parti şeylerle, programlarla ya da partnerlarla çalışıp işte vulnerability scanning yapmak zorundasın. Hardening yapmak zorundasın sanal makinelerine. Ya da işte network yapılandırdıysan işte Hasan'ın bahsettiği gibi belki bir network virtual appliance kurmak zorundasın. İşte Checkpoint, Fortinet, Cisco neyse artık. Ya da bir web uygulaman varsa WAF yapmak zorundasın. Yani bir gibi gibi birçok seçenek var. Platform as a Service'e geçtiğinde de aynı şekilde. Bir uygulamanı sen geliştirdin, Azure üzerine bir web app kurdun, uygulamanı oraya gönderdin, .NET, işte Java fark etmez, uygulamanı orada yayınlıyorsun. Sen arka tarafta uygulamanı encrypt etmezsen, data transit sırasında giden gelen verileri encrypt etmezsen ya da ne bileyim uygulamanın erişmesi gereken, DB'ye erişmesi gereken config dosyalarını bir key vault içerisinde saklamazsan ya da işte uygulamana erişecek kullanıcıların bilgilerini bir güvenli bir Azure AD içerisinde konumlandırmazsan yani kullanıcı adı şifreleri bu güvenliği sen almazsan Microsoft tabii ki arka planda bu senin uygulamanın gereksinimlerini bilmediği için bunları yapılandıramayacaktır. Yani anlatmaya çalıştığım şu aslında, bulut tarafında güvenlik karşılıklı, yani sadece vendor'a bırakamazsın, sen de kendi güvenliğini senin sorumluluğunda olduğu kadarıyla almak zorundasın. Zaten Önder Hocam burada basit olarak da şunu anlatıyor. Burada application turuncu olması şu demek. Aslında sen sorumlusun diyor ya. Oradan gelen mesela bir örnek veriyorum. Atak olabilir, bir şey olabilir. Bunun üzerinden sen zarar görürsen Microsoft zaten sana diyecektir ki bak zaten bu senin sorumluluğunda olan bir katman. Bunun ekstra güvenliğini alman gerekiyordu. Hocamın dediği gibi işte WAF kurman gerekiyordu. Bir şey yapman gerekiyordu. Ben Azure Security Center'ı basit olarak söyledim. Ben ne yapardım mesela? Azure Security Center'ı kurar. En azından bununla ilgili postürümü ortaya koyarım. Neyi iyileştirmem gerektiğini öğrenirdim. Ona göre WAF'ımı koyardım. Neyi hard etmem gerektiğini yapardım. İleriki aşamada mesela gene bulut hizmeti olan Sentinel'ı kurardım. Bu sefer de dışarıdan gelebilecek ataklara karşı daha proaktif olarak önlemler alırdım. Hem bir CM çözümü olarak anormal bir şey var mı uygulamama gelen, bunları öğrenirdim. Hem de SOAR tarafında da bunu orkestre edip bir zararlı bir şey gelmesi durumunda otomatik olarak respons verirdim. Mesela bu şekilde de senaryonu genişletebilirsin aslında. Hocam, Bor Hocam gelmişken biz kaldığımız yerden devam edelim istiyorsanız. En son Amazon'daydık ama. En son diskleri anlatıyordum ama orayı geçtiniz. Evet. Ne yaptınız? Evet abi. Sen bir kopunca oraya atladık. Ne konuştunuz şu anda bilmiyorum açıkçası. Senin için dönüyordum. Kabloyu geçtik yok. Sonunda. Disklerden bahsediyordum ben. Evet. Disklerden bahsederken neresinde kaldık? Baştan mı başlayayım? Yoksa Elastic Blob Storage'dan bahsediyordum. Tamam, orada devam edelim. Bence baştan hani böyle bir kısaca başlayıp devam etmek sanki daha iyi olabilir gibi. Yani sunucu EC2'lerin üzerine takabileceğiniz veya takılı olan iki tip disk var. Bunlardan bir tanesi Elastic Blob Storage dediğimiz bu Azure tarafında Blob Storage tarafına denk gelen yapı. Bir de template diskler var Azure tarafında. Bunun karşılığı da Amazon'da Ephemeral Storage diye geçiyor. Makinelerin üzerinde NVMe SSD veya normal SSD'ler takılı. Çok yüksek IOPS'ları var. Yalnız bunun dezavantajı sunucuyu stop start ettiğiniz zaman bunun içindeki bilgiler siliniyor. Genelde cache amaçlı, işte Windows'un cache'lerini tutmak amaçlı gibi amaçlarla tutuluyor ama buradaki IOPS'u diğer Elastic Blob Storage tarafındaki hiçbir diskte yakalayamıyorsunuz. Mesela bizim bir Mongo sunucumuzun bir tanesinin dataları bu tür, yani gidebilecek bir diskin üzerinde duruyor ama bizde orada bir cluster olduğu için o Mongo ayrı bir şeydi. Oradan yazma yapıyoruz sadece. Bu şekilde onun konsistensini sağlamış durumdayız.
Elastic Blob Storage tarafına dönecek olursak orada da SSD diskler var. İşte Cold Storage var. Ondan sonra bir de manyetik diskler var işte. Bunlar da kendi aralarında farklılıklar gösteriyor. Yani bunların derinlemesine daha çok bahsedilebilir ama her şeyde olduğu gibi disk seçimi de o kullandığınız aplikasyonun durumuna göre yapılması gereken şeyler. Bütün cloud vendor'larda Azure, Amazon, işte Google'da da vardır. Oraya da pek hakim değilim ama kullandığınız aplikasyonun durumuna göre bir disk seçiyorsunuz veya makineyi öyle seçiyorsunuz. Mesela bizim tarafta Redis kullandığımız bir makinemiz var. O Redis kullandığımız makinenin aslında bütün işi RAM'de döndüğü için çok büyük disk bir ihtiyacı yok. Ayrıca Redis tek CPU kullandığı için, tek core kullandığı için onun üstünde bir sürü core olmasına da gerek yok. Mesela Amazon'da buna özelleştirilmiş makineler var. X veya X1 diye serisi var. Ondan sonra E serisi makineler var. Bunlarda daha çok database, işte Mongo gibi database'leri tutabileceğiniz yapılar var. Bunların üzerinde ayrıca şeyler var. Bu bahsettiğim biraz önce temp storage'lar var. Bunlara da neyi koyuyorsunuz? Mesela Redis'in bir yedeğini diskte tutmak isteyebiliyorsunuz. O çok hızlı disklerin üzerinde bu yedeği tutuyorsunuz. Zaten Redis kapanıp açıldığı zaman bütün bilgiler gittiği için sizin o diskteki verileri tutmanızın çok bir kaybolmasının size çok bir zararı yok ama hızlı IOPS yapıp bunu kapanıp açıldığında tekrar recover etmek istediğinizde Redis'in RAM'ini burada çok hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani uygulamaya göre makine seçmek gerekiyor. Velhasıl kelam burada. Anladım hocam. Peki bir şey soracağım ben. Hani AWS tarafını çok bilmediğim için aslında bu servis ilk başta spot VM'lerden şey yapmak istiyorum. Biliyor musun bilmiyorum ama AWS tarafında çıktı aslında bu spot VM mantığı, evet, ilk başta. Spot sunucuları çok aktif şekilde kullanıyoruz. Yani evet, bizim, süper. Bizim bütün production işimiz spotların üzerinde dönüyor. Tabii bunu... Peki sormak istediğim şu, spot, evet, VM'lerde boyutları kendimiz ayarlayabiliyor muyuz? Yani şöyle, sanırım spot VM'ler bir scale içerisine konumlandırılıyor değil mi? Mesela benim... Yani isterseniz anlatayım onu. Tamam, yani süper. Spot dediğiniz şey aslında normal aldığınız makinenin aynısı, hiçbir fark yok. İstediğiniz gibi, isterseniz tek, isterseniz bir auto scale grubun içinde... İsterseniz standalone, istediğiniz şekilde Amazon'da alabileceğiniz yapılar bunlar. Bunların farkı şu. Amazon veya işte Azure veya diğer vendor'lar da bunu yapıyor. Kullanılmayan bir kapasitesi var. O kapasitedeki sunucuları daha ucuza pazar mantığıyla piyasaya sürüyor. Bunlardan ucuz şekilde kullanabiliyorsunuz ama dezavantajı şu. O makineyi istediğiniz zaman sizin elinizden alabiliyor. Yani diyor ki işte herhangi bir anda bu makineyi ben kapatacağım diyor. Amazon'da bunun süresi 2 dakika. İşte Azure'da bildiğim kadarıyla 30 saniye. Google'da 30 saniye gibi bir sürenin içinde bu makineyi hiç sizi sorgusuz sualsiz kapatacağım deyip 2 dakika sonra kapatıyor. Ama zaten ana datan orada durmadığı için bir sıkıntı olmayacaktır senin için değil mi? Anca belki yani erişimlere... Işte, bizim bütün yapımız mesela API yapımız bunların üzerinde. Ama nasıl yapıyoruz? Bunlar Amazon tarafında farklı availability zone'larda farklı şekillerde çalışıyor. Yani her availability zone'un içindeki kapasite farklı farklı çalıştığı için siz de bunu şey yaparken, konumlandırırken iki tane mesela veya üç tane availability zone'da konumlandırıp önüne bir autoscale grup koyup ve bu kapanıp açılacağı zamanları da size bildirdiği şeyleri de bir alarm mekanizması kurup onun içinde değiştirme gibi bir yapı kurarsanız kendinize, bunları production ortamında kullanabiliyorsunuz. Ki biz kullanıyoruz ve yaklaşık bizim 3 senedir falan bu yapının içinde çalışıyoruz.
şöyle durumlar var. Bu normal sunucuların fiyatından bazı durumlarda %80, %90 daha karlı olabiliyorsunuz. Özellikle Linux sunucuları kullandığınız zaman. Ve bu avantajı kullanarak biz çok büyük bir cost kontrol yaptık. Bunun arka tarafındaki yapıyı kullandıktan sonra bu Amazon'un veya işte diğer vendorların bunu kapatmasını çok kafanıza takmıyorsunuz. Çünkü siz ona hazırlıklı oluyorsunuz her şekilde. Yani daha detaylı anlatabilirim isterseniz veya gösterebilirim. Spot sunucu tarafı bu. Ama benim gördüğüm kadarıyla Azure ve işte Google tarafında bunlar daha yeni servisler. Evet. Önce AWS'de geldi. Evet. Evet. Yani birçok eksiği var. Mesela Amazon'da Bitadvisor diye bir yapı var. Siz hangi sunucunun tipini seçtiğiniz zaman ne kadar sürede ortalama kapanıp açılabileceğini görebileceğiniz bir sitesi var. Veya işte 3 aylık periyot içinde o sunucunun ne kadar fiyatı olmuş, ne kadar şey olmuş gibi dashboardları var. Ama bunlar öteki tarafta pek kısıtlı. Mesela Azure tarafında daha yeni, hani bu Amazon Scale Set'in haricinde veya işte Batch prosesin haricinde kullanma yapıları sanırım yeni çıktı. Evet, ama yeni daha. Evet. Amazon tarafında bu çok uzun süredir var. Hatta bunları şeyde bile kullanabiliyorsunuz mesela. Amazon'un container servisleri var. Birisi Elastic Container Service, ötekisi Elastic Kubernetes Service. Bunların arka tarafında ben spot sunucu kullanmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Ve Amazon'un orada Fargate diye bir servisi var. O da serverless bir yapı. Mesela siz orada sunucuların, yani arka tarafta bir sunucu barındırmanıza gerek yok. Siz sadece ne kadar CPU, ne kadar RAM istediğinizi söylüyorsunuz. Onun arka tarafını Amazon sağlıyor. Amazon bunu şuna da getirdi. Bu servisi artık ben spot olarak da verebiliyorum. Yani arka tarafta benim manage ettiğim servisi ben spot sunucular üzerinde de tutabilirim sizin için. Bunu da işte yüzde bilmem kaçı şu orada olsun, yüzde bilmem kaçı burada olsun gibi. Siz ölçeklendirebiliyorsunuz. Yani i̇şte burada işte spot sunucular Amazon tarafından benim gördüğüm kadarıyla çok avantajlı duruma getiriyor. Hatta benim hesaplarım, yaptığım hesaplara göre normal Türkiye'deki data center'dan Linux sunucuları daha ucuz aldığım durumlar var. Eyvallah. Ağzına sağlık hocam. Hocam Gökhan hocamıza yani Amazon'la ilgili kafanızda takılan bir şeyler olursa olacak hocam. Daha network olacak, konuşacağız. Olacak. Bir şeyler hoş konuşacağız. Hocam, size vereyim söz. Evet. Gökhan'a da bir hoş geldin diyelim. Gökhan biliyorsun şimdi. Onların hoş dediği gibi. Kusura bakmayın, ufak bir aksaklık oldu bu arada. Estağfurullah. İlk gelene ilk soruyu sorarız diyordu ama ben de şöyle bir şey diyeyim. Son gelene zor yerden soruyoruz. Şimdi bu biz biraz da güvenlik tarafına girmiştik ama şimdi ben sana direkt şöyle soracağım. Biz sana makineyi kiraladık. Makine üzerindeki güvenlik önlemlerimizi aldık. Ben şimdi bir network kurmam gerekiyor diyebilirim ama bir network kurmam gerekiyor mu? Kurduğum bu network'te güvenlik önlemlerini nasıl alabilirim? Bunları sana soralım. Şöyle, ya tabii kesinlikle aslında hani baktığımızda ben bulut ortamını düşündüğüm zaman bu AWS olabilir, Azure olabilir. Aslında işin mantığı çerçevesine baktığımda on-premise network'ten bir farklılık bir yerde düşünmüyorum aslında. Dolayısıyla ben bir sanal makine ya da bir hizmet oluşturduğum anda bir network oluşturmalı mıyım ya da bu network'te ne gibi güvenlik önlemleri almalıyım? Bir network oluşturmalıyız. Yani bu tamamen kendi başına çalışacak bir hizmet olamayacağına göre bir network'ün içerisinde barındırmam gerekiyor. Burada birçok aslında güvenlik mekanizması mevcuttur. Yani ben yine biraz daha Azure tarafına girmek istiyorum. Azure tarafında en temel olarak baktığımızda ağ güvenliğini sağlamak için network security grupları kullanıyoruz. Yani network security gruplarla Azure kaynaklarının aslında birbirleriyle nasıl haberleşeceğini, hangi iletişim protokollerini kullanacağını belirleyebiliyoruz ve burada izin verilen ya da izin verilmeyen işte IP adresleri ya da protokollere göre bir erişim güvenliği, bir network güvenliği sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi buradaki mantığı aslında birebir on-premise'deki mantıkla bir tutmak gerekiyor bence. Nasıl on-premise'de network izolasyonu kullanıyorsak, farklı network segmentleri kullanıyorsak, gerekirse çalışma mantığına göre örneğin işte production, development, test vesaire gibi networkleri nasıl ayırıyorsak, bulut kullanımında da aslında ağ güvenliğini bu mantıkla irdelemek gerektiğini düşünüyorum.
Bunun haricinde mesela Azure'da network tarafında başka ne gibi güvenlik önlemleri alabilirim, ne kullanabilirim? Virtual Network Appliance'lar kullanabilirim yine network güvenliğini sağlayabilmek için. Ya da Azure Firewall servisini kullanabilirim. Özellikle hani her zaman güvenliğin temel felsefesi ya da prensibi şudur ya, hani minimum en az yetkiyle ya da en az erişim izniyle hareket edilmesi gerekiyor. Burada da network mantalitesinde benim görüşüm ve işin aslında best practice'i de aynı şekilde aslında minimum erişimi sağlamak. Gökhan ben hocam ağzına sağlık. Ben bir ekleme yapayım. Bence bu işlerle çok fazla uğraşmayın. Daha temel bir problem inelim şu anda. Canlı yaşadığım için. Daha biz Azure'a gidemiyoruz. Evimde 3 farklı internet var. Yaklaşık 40 dakikadır yayına bağlanamıyorum. 3 tane internet. 500 lira para veriyorum internette şu anda. Ama internetim yok. Daha yeni gelebildim. Yani bilmiyorum. Teknoloji kullanmakla ilgili çok ciddi sıkıntımız var ya. Azure daha dayanmaz diye o zaman ben de iğrenç esprimi yapayım. Buyur Hasan, kestim pardon. Tekrardan geldim bu arada, kusura bakmayın. Mert hocam, bunun yanında hani hocamın dediklerine ek olarak hani Azure DDoS servisleri gibi, Traffic Manager gibi ekstra hizmetler de alabilirsin. Yani birçok seçenek zaten mevcut burada. Aynı şekilde Azure tarafında da nasıl on-premise'te bir DMZ yapısı kuruyorsun, hani senin için restricted, o güvensiz ağ orasıysa, aynı yapıyı aslında Azure tarafında da oluşturabiliyorsun. Bu structure'ı kurabiliyorsun. Önüne firewall eklersin, her şeyi yaparsın, WAF'ını koyarsın. Bu tamamen dizaynın ve senin konseptine bağlı. Görüntü var mı bilmiyorum. Bir video paylaştım. Bu mesela Mert, müşterimiz için dizayn etmiştik bir bu çalışmayı. Aslında Gökhan hocamın bahsettiği gibi Azure Network'lar, sadece Azure Network'lar demeyelim aslında, sanal ağlar, tüm bulut platformlarındaki sanal ağlar, eğer IaaS servisleriyle çalışacaksanız, PaaS servisleri de çalışma durumlarınızda da kullanıyorsunuz tabii de, servis endpointlerle, şunlarla bunlarla. Ama ağırlıklı olarak infrastructure servisleriyle çalışacaksanız, önceden ilk başta birinci olarak planlamanız gereken şeyler aslında. Çünkü bunların kolay değiştirilemeyen şeyler. Örneğin bir sanal ağ oluşturduğunuzda bu sanal ağın IP aralığını bir kere belirleyip makineleri bu içerisinde oluşturduktan sonra bu IP aralığını değiştiremiyorsunuz. Farklı workaround'larla yapmanız gerekiyor. Yani size bu Azure tarafında bu bir support edilen bir şey değil. O yüzden hani IP aralıklarınızı, networklerinizi düzgün bir şekilde bir planlamanız gerekiyor. Mesela benim bu son müşterimiz için planlamamızda müşterinin kullanacağı yapıya biz hub and spoke mimarisiyle yaklaştık. Çünkü Microsoft'un da best practice aslında bu. Merkeze bir tane bir sanal ağ oluşturulması. Bu sanal ağ içerisine işte belki Jumpbox sunucunun, belki işte Azure Firewall'un güvenlik için, işte arka tarafta uygulamalar varsa işte Application Gateway'in yani WAF'ın konumlandırılması gibi ve tabii ki kurum içiyle bağlantı varsa işte bir VPN Gateway'in ya da ExpressRoute'un bağlandırılması gibi. Yani ortak kullanılacak network objelerinin bulunacağı bir hub network'ünün oluşturulması. Daha sonra arkada işte uygulamaların çalışacağı bir networklerin oluşturulması, bu networklerle de hub network arasında bir işte peering bağlantı oluşturulmasını biz işte design ettik müşterimiz için. İşte bakın burada şeyler var, application gateway, işte arkadaki uygulamaları güvenliğini sağlamak ve load balancer'ı yapmak için, işte WAF'la özür dilerim Azure Firewall'la sanal ağların ve makinelerin internetle ya da on-prem'le aradaki bağlantıdaki güvenliği sağlamak için, İşte ExpressRoute'da tabii ki kurum içi bağlantıyla yapıyı sağlamak için. Şimdi arkadaki makinelerde burada oluşturulan işte basit root tablolarıyla internete çıkacakları zaman ya da işte içerideki on-prem yapıya erişecekleri zaman işte Azure Firewall'dan geçmelerini sağlayan yönlendirme tabloları olarak kullandık. Aynı şekilde bir recovery dizayn ettik. Oraya da bir ExpressRoute bağlantısı var. Geçen şeyde söylemiştim. Dublin'de ExpressRoute VPN'den daha ucuz. O yüzden her müşteri ExpressRoute'u tercih ediyor. O yüzden hani recovery alanlarına bile ExpressRoute kullanılabiliyor. İşte Traffic Manager konumlandırarak işte bir failover durumunda otomatik DNS'lerin yönlendirilmesi, otomatik yönlendirmelerin yapılması ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmiştik. Kısaca söylemek gerekirse
ilk kurduğum cümleyi sonda kullanmak istiyorum. Dizaynı yaparken, ortamın dizaynını yaparken sanal ağlarla başlamak çok daha önemli diye söyleyelim. Bir de Bora'ya aslında burada bir sormak istiyorum. AWS'de bu iş nasıl oluyor? Çünkü mesela Azure'da benim bildiğim şu, kurum içi IP aralığını, IP network'ünü şeye extend edemiyorsun. Azure'a extend edemiyorsun. Örneğin 192.168.0.0/16 bloğunda bir IP aralığın varsa ve arada ben bir VPN'le ya da şeydeki karşılığı direct access, direct connection mıydı AWS'deki Express Route'un karşılığı, onunla bağlantı yaptıysan Azure tarafında ben şeyi kuramıyorum. Aynı aralığı veremiyorum. Farklı bir aralık vermem gerekiyor. Bu AWS'de de böyle bir oradaki network yapıları nasıl, biraz kısaca bahsedersen süper olur. Yani hocam aynı şekilde orada da zaten bir routing mekanizması var. Hani siz kendi network'ünüzü oraya extend edemiyorsunuz çünkü arada bir router var. Default gateway var tabii. Ondan dolayı dediğiniz gibi aynı network'ü extend edemiyorsunuz ama her şekilde bu diğer network'le konuşabiliyorsunuz. Bu direct connect olsun. Biz VPN kullanıyoruz. Bizim burada Türkiye tarafında pek öyle şeyleri kullanma lüksümüz yok. Biz fiyatını bile sormaya korkuyoruz açıkçası bu şeylerin ama tabii yurt dışında dediğiniz gibi İrlanda'da sanırım sizin olduğunuz yer. Biz de İrlanda region'ındayız zaten şeyde. Biz de burada VPN konuşmuyoruz hocam hiç. VPN yani hiç konuşulmuyor işte, yani. Aslında bulunduğunuz ortamın durumuna göre bunları seçiyorsunuz. Evet, evet. Yani network olsun, security olsun veya işte ne bileyim makine seçimi olsun veya işte IaaS, PaaS, SaaS servis seçimi olsun. Bulunduğunuz ortamın durumuna göre seçiyorsunuz. Daha çok Türkiye'deki durum IaaS katmanında. Yani bütün uygulamalar bir client server mimarisinde olduğu için bu taraftan çok ileriye gidilmiyor aslında. Bulut tarafında buranın geride kalmasının sebebinden bir tanesi de o. Bunun öncüsü olacak işte yazılım firmaları veya yazılımcılar şu anda ona çalışıyor Türkiye'de veya işte buna çalışırlarsa bulutun nimetlerinden daha çok yararlanabiliriz. Bulutun nimetlerinden yararlanmak için bakış açımızı, kafamızı değiştirmemiz lazım. Bulutun nimetlerinden yararlanmak için ortaya işin ortasında cost kontrolü koymak lazım diye düşünüyorum ben. Yani bir makinenin ne kadar CPU, ne kadar RAM, ne kadar disk, ne kadar IOPS yapacağını hesaplayıp ona göre buluta çıkmanız gerekiyor ki orada bir sürü gol yemeyesiniz. Hani bu karşılaştırmaları yaparken bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Bir de ben şu extent olayını daha geçenlerde bir müşteriyle karşılaştım. Adam ısrarla yani istiyor. Neden diyor öyle ki, bir, yani öyle bir şey hiçbir yerde yapamıyorsunuz. Normal ya hani şöyle bir şey bulduk. İki tane şeyiniz de olsa, bölgeniz de olsa, lafını kestim hocam ama yine aynı şekilde bunu yapmak çok mümkün gözükmüyor. Ya adam inatçı, diyor ki benim çok eski uygulamalarım var diyor ve ben uygulamaların IP adreslerini değiştirmek istemiyorum diyor. Aynı IP aralığında kalmasını ve aynı IP'de kalmasını istiyorum diyor. Bulut'a taşıdığımda da aynı IP olsun diyor. Diyorum ki olmaz. Olacak, olmaz, olacak, olmaz. Neyse bulduk. VXLAN diye bir teknoloji var. Daha yeni çıkmış. Sanırım Fortinet bunu şu an sadece support ediyor. Azure tarafına bir tane Fortinet cihaz konumlandırıyorsunuz, NVA. Aynı zamanda kurum içine de NVA konumlandırıyorsunuz. Bu gelen trafiği döndürüp karşı tarafa gönderiyor. Karşı tarafta da Fortinet karşılıyor bunu. Aynı IP range'i kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu bir çözüm ama Microsoft diyor ki ben bunu support etmiyorum. Yani senin networking'le ilgili bir sıkıntı olursa diyor ki bana gelme. Müşteriye bunu söyledik. Dedi ki yap istiyoruz. Neyse adamı da kurduk sonunda bunu. Hocam yani konu biraz önce bahsettiğim gibi yani oraya uygun yazılımınız varsa oraya gitmeniz kolay. Ama yoksa dediğiniz gibi benim eski bir yazılımım var işte aynı network'te olması lazım veya ben bir şeyler değiştirmek istemiyorum diyorsa o zaten bu bulutu niye seçmiş onu sormak lazım. Aynen öyle. Gibi şeylere geliyor orada hani bir gittiğiniz ortama uyum sağlamak durumundasınız yani. Valla itiraf etmek gerekirse yani
tamam data merkez, data center'lar içerisinde yüzüyoruz burada. Bütün Google'ın, AWS'in, Amazon'un data center'ları var. Müşteri tamamen cloud'a adapte olmuş durumda. Ama zihniyet sanırım her yerde aynı ya. Değiştiremiyorsun yani. Yani bu... süreç dediğim gibi o süreç yani şey değişti. Yani şöyle bir durum oldu aslında bu. Hani biz o bare metal makineler kullanıyorduk bir zamanlar. Hı hı. VMware'ler falan geldi işte. Hyper-V'ler geldi. Oradan sonra teknoloji böyle bir geri dönülmez şekilde değişti. Artık şu anda kimse şeyden konuşmuyor. İşte ben bare metal bir sunucu alacağım, üstüne bir tane işletim sistemi kuracağım, her şeyi onun üzerinde yürüteceğim diye bir şey yok. Onun üstüne mutlaka bir sanallaştırma katmanı koyulup onun üzerinden devam ediliyor. Bulut'un gelmesi de bunu bir geri dönülemez şekilde değiştirdi. Bazıları farkında, bazıları değil ama artık buradan bir geri dönüş ben göremiyorum. Yani bu artık hep bu tarafa doğru gidiyor. Yurt dışında bu zaten dönüşümün çoğu sağlanmıştır veya çoğu yarısı sağlanmıştır bilemiyorum. Türkiye'de daha az bunun şeyi. Ama yani bu buraya doğru gidecek. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunu değiştirirken her şeyi evirmemiz gerekiyor. Sadece biz buluta geçtik, her şey çok güzel olacak mantığıyla değil. Bunu aplikasyondan, altyapısından, sistemcisinden kullanıcısına herkesin bu kafaya evrilmesi gerekiyor ki evrilecek. Bu bir süreç diye görüyorum ben. Şimdi hocam değişim demişken ben başka bir konuya atlayacağım. Hatta Emre hocama gideyim. Sonra bana diyorsunuz hep oturmuşsunuz ama Emre hocam da bayağı duruyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi lisans tarafı... Evet, oyun herhalde... oynamaya geçti. Telefonla oyun oynuyor belli. Tabii evet. Tabii. Ben burada iki tane sunucu kurup teslim ettim o arada ya. Şimdi hocam az önce verdiğim lisans tarafında bir örnek vardı. Ben bir işte kendime bir data center kurdum. Baktım bulut daha iyi. Tüm işte lisansları taşıyabiliyor muyum? Şimdi şöyle yapalım. Ben data center'ı kurdum. Bulut tarafında çok beğendim. İyi ama ben bir yatırım yaptım. O tarafa geçmek hani bana çok mantıklı gelmiyor ama ihtiyacım da var. Data center'da büyütmekte çok maliyet şu an. Şimdi hibrit diye bir kavram var. Hani her ikisini bir arada kullanabildiğimiz. Bu tam olarak nedir? Bize bir açıklayabilir misin diye. Senden başlayalım. Diğer arkadaşlardan devam edelim. Sağ ol hocam. Şimdi hibrit yapılarda genelde senin de söylemiş olduğun üzere tercih sebebi mevcut kaynakların artık yetersiz kalması ve bunun artık CAPEX yatırımlarından ziyade sadece OPEX yatırımıyla devam etme kararı alındığı süreçlerde geçerli oluyor. Nedir? İşte donanım almayacağız ama bizim artık hala sanal sunuculara ihtiyacımız var, hala alınması gereken servislere ihtiyacımız var. Bu tip durumlarda işte Azure'dur, Amazon'dur, bu tip yerlerde yeni bir cloud ortamı işte gerek IaaS, PaaS veya SaaS olarak ne gerekiyorsa bununla ilgili bir ortam kuruluyor ve İki ortamı yani senin veri merkezinde veya sistem odanla Azure'daki ortamını ortak olarak yönetmeye, kullanmaya başlayabiliyorsun. Özellikle bu Azure tarafında Azure Stack ile çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Birazcık lisanslama maliyetleri vesairesi tabii ki orada farklı değişkenler devreye giriyor ama Azure Stack ile bu durumu organize etmek ve kontrol etmek çok verimli oluyor. Özellikle regülasyona tabi olan kurumlar için muazzam bir çözüm oldu. Çünkü artık mevcut verilerini yani kendi veri merkezlerinde veya sistem odalarında verilerini tutması gereken kişiler, kurumlar için verilerini burada tutarken diğer işte operasyonel süreçlerinde veyahut da test süreçlerinde, Ar-Ge süreçlerinde, dev süreçlerinde işte Azure'da ortamlar yaratarak iki ortamı aynı anda kullanabiliyor. Gerektiğinde işte verinin sadece kendi veri merkezinde olup farklı sistemlerinin Azure tarafında olmasını sağlayabiliyor. Özellikle bu yeni çıkan hyperconverged infrastructure çözümleriyle de işte belki bir donanım yatırımı yaparak da bu işi daha iyi mimari edebiliyor. Hibrit yapıları yani bizim tarafta mesela biz Vargonen veyahut da işte veri merkezi tarafı diyeyim Vargonen demeyeyim de veri merkezi tarafında da genelde müşteriler şu şekilde kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. Geliyor benden VM alıyor. Almış olduğu VM işte Windows Server 2019 olduğunu varsayalım. Windows 2019'ların üzerine Windows Admin Center kuruyor. Windows Admin Center'la işte diğer taraftaki Azure tarafındaki infrastructure VM'lerini işte yine 2019 olur, 2016 olur neyse onları da Windows Admin Center çatısı altında toplayıp böyle bir
kendilerine basit bir hibrit çözümü de yaratabiliyorlar. Tek bir platform üzerinden bütün Azure'dakini, Amazon'dakini veyahut da farklı veri merkezlerindeki cloud sunucularını bu şekilde manage edebiliyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben bir örnek vereyim. Yeni bir müşterimizde mesela Ramazan'dayız gerçi ama Guinness markası kendisi çok büyük bir yatırım yapmış veri tabanlarına. Ancak biliyorsunuz yurt dışında online satışlar mümkün. Bu koronadan dolayı da buradakiler de Guinness bağımlısı olduğu için, daha doğrusu bütün Avrupa aslında Guinness'i sevdiği için, koronadan dolayı dışarı çıkamadıkları için online olarak Guinness satışları yapıyorlar. Adam şey istedi, dedi ki biz database'i şeye taşımak istemiyoruz, Azure'a taşımak istemiyoruz, database'imiz on-prem'de kalacak. Sebebi şeyden değil, güvenlik probleminden değil, hayvan gibi yatırım yaptık dedi, storage'ları, motorage'ları, şunları bunları. Taşımak istemiyoruz dedi ama uygulamayı Azure'a konumlandırmak istiyoruz dedi, onu da ölçeklemek istiyoruz dedi. Yani farklı region'lara koyacağız işte o front-end ve back-end serverları. Aynı zamanda caching falan da yapacaklar işte orada Redis cache falan. Ve bir hibrit bir yapı kurduk oraya. Çünkü database on-prem'de diğer uygulamalar, backend frontend uygulamaların hepsi şeyde, Azure üzerinde. Arada bir işte servis buslarla falan birbirine bağlanıyorlar ve tabii ki şeyle, ExpressRoute kullanılarak data transferini gerçekleştirir. Yani bazen hani sadece regülasyon değil, adamın ihtiyacı da bu yönde olabiliyor. Olabiliyor, aynen öyle. Hocam data transfer cost'unu nasıl hallediyorlar orada, çok merak ettim. Onları dert yani değil deli, ya. deli paralar tutuyor yalnız oralar. Aynen öyle. Data center'ın dışında öyle veri alışverişi yaptığınızda. Mert hocam mesela bir örnekle aslında Netaş'la beraber çalıştık. Çalıştığımız dönemde senden sonra mıydı? Ofis 365 projesi yaptık. Biliyorsun 365 bir sağ üstte. İlk geçenlerden biri bendim hatta test. Yani ben seçmişimdir evet. Muhtemelen testçi olarak. Büyük ihtimal. Şimdi orada mesela şöyle bir kez vardı. Orada da mesela regülasyonla alakalı bir kez çıktı. Biz hibriti kurduktan sonra mesela savunma departmanımız vardı biliyorsun. Bu Aselsan'a falan evet. Hizmet veren. Mesela o tarafın cloud'a çıkması tamamen yasaklıydı. Ama geriye kalan bütün departmanların çıkmasını istiyorlardı. Aslında sebeplerinden bir tanesi eskisi kadar o exchange'in bakımı, yönetimi, bu tarz şeylerle uğraşmamak. Bir sonraki upgrade projesinde de hem bu lisans maliyetini azaltmak hem de sunucu sayısını, o farmı azaltmaktı. Mesela bizdeki case de buydu. Böyle bir durum olabilir hibrit kurulumlara. Peki şunu söyleyeyim şimdi. Hibrit tarafı için ekstra bir güvenlik önlemi var mı? Nasıl bir şeyler yapılıyor? Bunu da bir bahsedebilirsen. Şimdi çok basit olarak mesela hibriti kurduğu zaman mesela örnek veriyorum. Office 365'ten devam edeyim. Ortada bir tane AD Connect kurup aslında sen kullanıcılarını cloud'a sync ediyorsun. Senin Active Directory'ne kullanıcıların cloud'a çıkmış oluyor. Şimdi burada bunu sync ederken orada mesela belli şeyler var. Password hash'lerini göndereyim gibi. Burada bunları seçip aslında cloud'a bir şeyleri göndermen gerekirken gerekmediğini sen belirtiyorsun. Mesela bunu gönderme deyip şifre oraya yer alan o hash bilgilerini cloud'a yazdırmıyorsun. Mesela bu benim için güvenlik önlemidir. Mesela bizim bankadaki case'de de önüne birkaç tane daha ürün koyup AD Connect bununla konuşup cloud'a o şekilde çıkıyordu. Daha da filtreleme uygulayıp bizim istediğimiz attribütlerin verilere çıkmasını sağlıyorduk sadece. Şu andaki mesela bankada böyle bir şey var. Ürün ismi söyleyemiyorum maalesef. Ama ek önlemler alabiliyoruz bu şekilde. Deyip mesela diğer başka hibritlerde nasıl önlemler alınır bilmiyorum. Hani çok fazla başka case'lerde çalışmadığım için cevap vermem doğru olmayacaktır. Ki başka var mı örnek verebileceğiniz? Tabii Gökhan'a soralım. Yani, ya da Bora'da olaydı fark ettiniz. Hibrit deyince benim aklıma hibrit cloud deyince hani daha çok şeyden bahsedildi. On-prem'li cloud'un birlikte kullanılmasından bahsetti ama daha çok o yapılar şu anda İşte cloud vendor'ların beraber kullanılması. Hani daha önceki session'larda bahsedildi, mikroservislerden bahsedildi, işte Kubernetes'ten bahsedildi. Mesela Kubernetes'in cluster'ının bir kısmının işte Azure'da, bir kısmının Amazon'da, bir kısmının Google'da olması, disaster recovery senaryolarının buna göre yapılması gibi daha çok bu tarafta hybrid cloud konuşuluyor. Yani günümüzdeki durumda. Hani daha çok şey on-prem'le cloud değil de cloud vendor'lar arasındaki
hybrid cloud'dan bahsetmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki hocam, iki farklı vendor arasında ben disaster recovery yaparken bunların birbirleriyle entegrasyon söz konusu mu? Yoksa onu benim kendim mi uygulamam gerekiyor? Yani benim birebir kullandığım bir şey değil ama Kubernetes tarafında bu bir master makine var. Bunların altını koyacağın slave'leri farklı vendor'larda konumlandırmanız çok zor konular değil. Onur hocam orada daha çok şey verebilir bize. Evet, Onur bugün sakin duruyor. Biraz satışalım ona da. Evet yani. Abi evet. Yok, sakin durmuyorum. Sizi dinliyorum. Çok keyifli muhabbet. Tabii bir de konsantrasyon bozukluğu oldu. Şunu da söyleyeyim. Cloud'da olmamız gerektiğinin sebeplerinden bir tanesi de biraz önce senin yaşadığın durum. 3 tane internetim var diyorsun. Hiçbiriyle bir yere bağlanamıyorsun. Bunun için zaten cloud vendor'larda tutuyoruz sunucularımızı. En azından biz kendi altyapımız için bahsediyorum. Yani yüksek erişilebilir olmanın olmak için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani hiç kimse artık işte Azure'un, Amazon'un veya işte ne bileyim Google'ın veya buna benzer vendor'ların altyapısını kendi ortamında sağlaması mümkün değil. Buraları ortak paylaşarak kullanıyoruz ve yüksek erişebilir oluyoruz. Diyeyim, tekrar soru sözü sana vereyim. Sözünü kestim, kusura bakma. Mert hocam, ben buna başka bir yerde örnek vermek istiyorum. Hani Amazon Azure arasında bir entegrasyon yapılabiliyor mu? Güvenlik tarafından örnek vereyim. Mesela sen iki bulut sağlayıcısını da kullanıyorsan, örnek veriyorum. Azure Sentinel'e mesela Amazon üzerindeki logları basabiliyorsun. Ve güvenlik olarak bu korelasyon kurallarını sen Azure Sentinel üzerinde yazabiliyorsun. Hatta Azure Sentinel arayüzüne geldiğin zaman Amazon'un direkt şeyi çıkıyor. Nasıl entegre edebileceğini sana anlatıyor. Bu şekilde aslında arka tarafta bazı uygulamalarda bu şekilde entegrasyonlar söz konusu. Direkt desteklenmeyen yerlerde API'ler veya senin custom yazman gereken şeyler var. Azure zaten sana az çok bu konuda yol gösteriyor. Aynı şekilde Amazon tarafında da var. Mesela Active Directory veya işte Azure Active Directory, Amazon'un kimlik doğrulama servisi var. IAM diye. Ona istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Bağlayabiliyorsunuz. Burada yani birçok senaryo seçenek var. Yani işte aslında şey biraz önce dediğim gibi konuşulması gereken cloud to cloud yapılması bu işlerin. Artık şey durumu geçti. On-prem ile cloud arasındaki işte hibrit cloud yapısı geçti. Onu daha çok migration kısmında konuşuluyor şu anda. Hocam, yani şimdi şöyle bekleme yapayım abi. Çok pardon. Şimdi geçenlerde konuştuk bu konuyu. Eğer mali ve regülatif bir sorun yoksa, dediğimiz gibi genelde cloud kullanımı çok önde ve Bora'nın dediği gibi aslında geri dönülemez bir yere doğru da gidiyor. Hatta işte bununla ilgili yine geçtiğimiz seanslarda da söyledik. Cloud brokering tarzı işler, ürünler ve bazı altyapılar mevcut. İşte örnek veriyorum, Microsoft on-prem ile ilgili başladı bu dünyaya. Çünkü on-prem'deki kasları çok kuvvetli mesela. İşte Azure Stack çıkarttı vesaire çıkarttı, onu çıkarttı, bunu çıkarttı. Şimdi bunu birazcık daha servis bazında, işte Hasan'ın söylediği gibi işte Sentinel ile mesela bütün cloud'ları bind edebiliyorsunuz. Mesela şimdi Azure Arc servisi geldi. Az önce Bora yani nasıl yaparız falan ederiz gibi bir pas gönderdi, onu cevap vermiş olayım. Azure Arc mesela artık hem VM'lerinizi hem de Kubernetes cluster'larınızı single point, yani tek bir noktadan yönetecek şekilde bütün performans logları, management'ı, sunucuyla ilgili, yani nodlarla ilgili diyeyim daha doğrusu, nodlarla ilgili işlemleri yapabildiğiniz bir ortam ve bu aynı zamanda tabii on-prem'de destekliyor. Orası ayrı bir konu. Dolayısıyla hibrit ismi önemsiz olmak, yani daha doğrusu bir bacağının nerede olduğu önemsiz olmakla beraber çok kullanılan yapılar arasına geldi. Yani mesela ben de kendi ortamlarımda, benim de çok müşterim var. Backend'e Azure'da, işte başka data servisleri Google'da veyahut da atıyorum işte frontend'i AWS'de, backend'i bizde gibi böyle senaryolara çok karşılaşıyoruz. Tabii low latency gerektiren işlerde müşteriler genelde farklı cloud'larda veyahut da farklı platformlarda tutmak istemiyorlar. Onun haricinde
Bu yani hibrit hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluyor. Yani bunun bir bacağı da sürekli hani adamdaki lojik doğrudur ama regülasyon izin vermiyordu ki devletlerin artık bu konuda çok sıkı baskıları var biliyorsunuz bu GDPR'dan dolayı. Oradaki daha şu var, Cloud Vendor'lar mesela Microsoft tarafında şöyle bir eğilim başladı. Yine tekrarlayacağım, bu herhalde bunu da 4-5 defa söyledim. Yeni platform Kubernetes gibi. Mesela bizim yapay zeka servislerimizi, OCR teknolojilerini, Lewis gibi işte Language Understanding servisleri vesaireleri container'la on-prem'de çalıştırabiliyorsunuz. İster bu Azure Stack olsun, ister herhangi bir Kubernetes ortamı olsun. Sizin kendi Kubernetes cluster'ınız olsun. Dolayısıyla eğer böyle bir ihtiyacınız varsa buna uygun çok fazla teknoloji var ve bu da artık dediğim gibi hayatımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Hocam teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyeyim. Azure Stack veya işte Amazon tarafında Outpost diye bir şeyler çıktı. Aslında bunların bence çıkış amaçları da daha çok bu regülasyonlara takılan işletmelerin evet, kendi içinde Azure'u aynı şekilde aynı API ile aynı ekranla aynı dashboardla kullanmasına olanak sağlıyor. Aynı şekilde Amazon tarafında Outpost var. Bunu da aynı şekilde yapabiliyor. Yani bir tane gidip illa bunu kendi bir data center kurmanıza da gerek yok. Bir data bu hizmeti veren bir yere co-location olarak bu Azure Stack veya Amazon Outpost'u koyarak bu mesela dışarı çıkartamadığınız şeyleri regülasyondan dolayı burada tutup geri kalanını herhangi bir region'da tutmak gibi bir sürü avantajlar geldi. Ayrıca bunların yanında kendileri de edge location'lar falan da koymaya başladı. Siz gidip outpost'u direkt şeyden almıyorsunuz. Yani kendi yerinize almıyorsunuz. Bir edge location var. Oradan da kiralayabiliyorsunuz gibi. Amazon tarafında modeller var. Muhtemelen Azure tarafında da vardır böyle şeyler. Yani dışarı çıkartamayacağınız mesela müşteri datalarınız var. Müşteri datalarınızın database'ini burada tutarsınız. Diğer tarafa sadece bir ID gönderirsiniz. ID'lerle bütün işiniz de diğer tarafta yürür. Sadece lazım olduğu zaman buraya gelirsiniz ve işlerinizi halledersiniz gibi yapılar kurmak mümkün burada. Değil mi? Peki hocam. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Sen dedin yani artık cloud'lar arasında bu kullanılıyor. On-prem kullanılmıyor. Biraz da bu Onur'un 3 tane internet bağlantımdan hareketle şöyle bir sormak istiyorum. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bulutta da kullansak bu bandwidth bedava değil. Buna bir para ödeniyor. Bilmiyorum şu an hala öyle midir. Bunun optimizasyonunu ben nasıl yapabilirim? Çünkü genelde hep unutuluyor şimdi. Makinenin işte hesaplıyoruz şu kadar tutacak diye. Servisler bu kadar tutacak diye hesaplanıyor. Ama o bandwidth tarafı hep hesaplanmadan kalıyor. Sonra fatura gelince de bu niye böyle geldi? Biz nereye yanlış yaptık diye insanlar hani artık geç de olsa bir pişmanlık yaşıyorlar. Bu konuda ne yapabiliriz diyeyim. Gökhan Hocam'la başlayalım. Teşekkürler hocam. Evet dediğin gibi aslında en öngörülemeyen maliyetlerden bir tanesi network tarafı, Azure tarafında. Çünkü yani bugün birçoğumuz bir Azure servisini kullanmak istediğimizde genelde servisin ana bileşenlerine aslında odaklanıyoruz. Yani işte bu bir VMC CPU'su belleği, işte diski ya da işte bir SQL veri tabanının throughput'u, IOS'u, işte yine boyutu vesaire gibi ama çok pardon. Burada network bandwidth çok ciddi aslında maliyet kalemlerinden bir tanesi. Azure üzerinde maliyet kalemi olarak baktığımızda aslında biz hani neye ne kadar para ödüyoruz? Calculator üzerinden bunu görmek birincisi çok kolay. Sadece bu maliyet kalemlerini hesaplarken dediğim gibi buradaki detayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani ne yazık ki network bizim genel IT yapımız içerisinde özellikle alışkanlığından, on-premise alışkanlığından dolayı çok doğru hesaplanabilen bir şey değil. Yani lokal arayı sonuçta bizim bir genelde hız problemimiz olmuyor. İşte lokal kablolamalar, lokal işte wireless access bağlantı noktaları vesaire derken açıkçası çoğu infra mimarı, infra mühendisi network'te çok fazla bununla alakalı bir hesaplama yapmıyor. Biz genelde daha çok aslında makinelerin kendi erişimine konsantre oluyoruz ama network'ün tamamıyla alakalı bir hesaplamayı genellikle gözden kaçırıyoruz. Şimdi Azure'da da yani birçok müşterimizde biz bunun olumsuz etkileriyle karşılaştık aslında. Network maliyetinin yanlış hesaplanması sonucunda. Ne yapmamız gerekiyor?
Öncelikle hani çıkaracağımız servis eğer on-premise bir servisse sadece bandwidth için değil o servisin kullandığı tüm aslında kaynaklar için bakacak olursak ben her zaman şeyi düşünüyorum. Belli bir süre aslında sistemin monitör edilerek özellikle de network tarafını konuşuyorsak network tracing ve loglama yaparak aslında ne kadarlık bir consumption yarattığını görmemiz gerekiyor bu noktada. Ve buna uygun aslında hani hem region'ın seçimi hem servisin seçimi buna uygun bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor ki gerçekten çok sürpriz bir maliyetle karşılaşmayalım. Hocam teşekkür ediyorum. Bir de Gökhan Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bizim mesela bir datayı Azure'a göndermemizde maliyet var mı? Yoksa o da, datayı geri getirirken bir maliyet var? Buradaki en önemli dikkat etmemiz gereken kalem hangisi aslında? Doğrudur hocam. Aslında çok önemli bir yere belki de ben de atladım. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Azure'da şimdi sonuçta hani bir Azure bir veri merkezi biz kendi veri merkezimizdeyiz. İki yönlü bir trafik var. Azure'a gönderdiğimiz veri, Azure'dan aldığımız veri şeklinde. Bu noktada Microsoft bizim kendi on-premise veri merkezimizden Azure'a gönderdiğimiz yöndeki veriden aslında bize herhangi bir şey charge etmiyor. Dolayısıyla biz buradan rahatlıkla hani bu bir sanal makineyse örneğin terabaytlar büyüklüğünde bir sanal makineyi gönül rahatlığıyla hiçbir kuruş bize maliyet oluşturmayacak şekilde Azure'a iletebiliyoruz. Ancak işin kötü tarafı eğer olur da bir gün Azure'dan çıkıp tekrar on-premise'de devam etmek istersek bu veriyi Azure'dan çekerken oluyor. Dolayısıyla aynı senin söylediğin gibi Azure'dan veriyi çektiğimizde ne kadar fazla veri çekersek Microsoft da bize o kadarlık bir fatura aslında çıkartıyor. Bunu tabii ki yani ben bunu bir çok basit migration senaryosu olarak söyledim ama bunu kullandığımız servisten alacağımız bir veri olarak da düşünebiliriz. Örneğin işte hani veri tabanından gelecek bir bilgi için de bunu şey yapabiliriz. Azure'dan örneğin bir log transferi için de bunu düşünebiliriz. Hiç fark etmez. Ne olduğu, kaynağın ne olduğu, servisin ne olduğu hiç fark etmiyor. Veriyi bir şekilde Azure'dan alırken, geriye alırken ne yazık ki bu maliyete katlanmak gerekiyor. Burada herhalde yanlış bilmiyorsam Amazon'da da durum benzeri bir şekilde. Burada herhalde yani güzel bir nasıl derler tutundurma stratejisi mi, pazarlama stratejisi mi var? Yani bir kere buluta gitmek bedava. Hani köprünün tek yönünden geçerken para almıyoruz ama geri dönmek istersen kusura bakma diyorlar ve o parayı bizden tahsil ediyorlar. Çok kısa araya girebilir miyim? Şimdi Twitch'te bir soru var hemen onu cevaplayacağım çok hızlı. Bir müşteri isteği var örnek olarak ben logo yazılımın bir ERP programını kullanıyorum. 100 GB'lık bir SQL'im var. Farklı lokasyonlarda 15 kişinin mesai saatleri içerisinde uygulamayı kullanmasını istiyorum. İnternetten araştırdığım kadarıyla uygulama sanallaştırma konusunda Citrix öneriyor. Sizin bu tarz basit ihtiyaçlar için öneriniz var mı? Şu an için RDP ile çalışıyorlar ancak memnun değiller. Teşekkür ediyorum Jollyproof. Dünkü konumuzda uygulama sanallaştırma. Şimdi MSAuto'nun YouTube linkini veriyorum sana. Şu hemen yayınlanmaz ama yayınlanacaktır mutlaka onu izlemeni tavsiye ediyorum. Ama buradan da hemen çok kısa cevap vermiş olayım. Evet var. Windows Virtual Desktop Azure'daki çözümün ismi. Çok basit bir şekilde, çok user friendly bir şekilde. Amazon'daki ismi de Workplace değil mi? Workplace olması lazım. Yani buna benzer çözümler şeyde var. Cloud vendor'larda var. MS Auto'nun iletişim kanallarından da bize ulaşırsan yardımcı olmaya çalışırız daha detaylı olarak diyeyim. Çok özür dilerim. Birisi bir şey söylüyordu. Tekrardan topu size atıyorum. Yani bu Amazon tarafındaki data tarafından da ben bahsedeyim isterseniz. Dediğiniz gibi hocam gelirken herhangi bir ücret yansıtmıyor ama dışarı çıkarken şarj ediyor ücreti. Orada dikkat edilmesi gereken daha bir sürü şey var. Bizim yaşadığımız olaylar var mesela. Orada anlatabileceğim case'ler var. Biz tamamen Amazon web servisi dedike çalışıyoruz. Yani oranın dışında herhangi bir yerde bir şeyimiz yok. Ama şöyle durumlar oldu. Mesela bizim orada iki tane account'umuz var. Biri production, biri test account olmak üzere. Bu iki account arasındaki olan giden gelen datadan da para alıyorlar. Veya işte siz bu, hani region'lardan bahsediyoruz ya, Azure'da da var, Amazon'da da var. Bu aynı region içindeki availability zone'ların içindeki transferlerden de
para alıyor. Bunu şey Azure sanırım yeni almaya başladı bu işi. Şöyle bir durum var mesela bizim yaşadığımız. Bir makinenin bir public IP'si var, bir de private IP'si var. Siz gidip o makineye yani kendi network'ü içindeki herhangi bir şeyden Azure şey veya Amazon para almıyor. Ama o makineye gidip de public IP'sinden ulaşırsanız ona size bir ceza kesiyor. Normal internete çıkış mesela 0,90 dolarken 0,11 dolar gibi bir para kesiyor. Siz onun makinenin IP'sini public IP'den giderseniz. Bunlarda bir sürü size şey olarak yansıyor. Yani çok büyük maliyet kalemleri oluşturuyor. Yani sizin içerideki data trafiğiniz o kadar fazla ki terabaytlarca hatta petabaytlara çıkacak verileriniz var. Ve bu küçük gibi görünen size yansıttıkları şeyden faturanızın yarısı data transferini vermeniz gibi durumlar karşınıza çıkabiliyor. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bir aynı region içinde, aynı availability zone içindeki transferlerinizi bile private IP'den yapmak durumundasınız. Public IP'yi bunu karıştırmamak durumundasınız. Bunun için işte içeri tarafta public zone, private zone, DNS zone'ları oluşturmak durumundasınız. Aynı şekilde autoscale gruplarınız varsa içeride çalışacak public ve dışarıda çalışacak public autoscale grupları oluşturmak zorundasınız. Yoksa data transferinden çok büyük goller yiyebilirsiniz. Diyeyim, geri döneyim. Yani başka kafaya takılan bir şey olursa onunla ilgili söyleyebilirim. Burada bunu şöyle özetlemek lazım diye düşünüyorum. Cloud üzerinde özellikle yani o mikro blink mantığı çok fazla çalıştığı için gereksiz bir yere eğer ihtiyaç yoksa servisleri farklı region'lara veyahut da farklı topolojilere veyahut da farklı subscription'lara dağıtmamak gerekiyor. Çünkü region'lar arasındaki data transferinde bir ücret var. Ondan sonra datanın dışarıya çıkışıyla ilgili bir ücret var. Mesela işte hybrid cloud'dan bahsettik. AWS ve Azure'unuz var diyelim ki bunların arasındaki data transferi bandwidth'e sayılıyor. Ondan sonra bu da önemli bir nokta. Gibi konulara çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Ama zaten hani çok ciddi, majör bir ihtiyacımız yoksa bunu engelleyecek teknolojiler de mevcut. Yani bunu şöyle düşünmemeniz gerekiyor. Sizin bir tane NoSQL database'iniz var ve ben bu NoSQL database'i örnek veriyorum. Farklı region'a koymak zorundayım. Çünkü global bir firmayım, global bir application'ım var vesaire. Zaten o teknolojinin kendi içerisinde replikasyon opsiyonu var. Onun da bir maliyeti var. Bu şekilde çözmeniz lazım. Yani o yüzden de genel olarak IaaS'tan kurtulma lojiği cloud'un en doğru lojiklerinden bir tanesidir. Siz iki tane NoSQL'i ayrı region'a koyup bunları replik ettirmeye çalışırsanız veyahut da bir şekilde sync ettirmeye çalışırsanız aradaki bir data katmanıyla burada size ciddi bir data maliyeti çıkar. Ama as a service bir NoSQL veyahut da as a service bir database kullandığınız zaman Azure sizden replikasyonun data miktarı kadar veyahut da onun computing power'ı kadar bir ücret alıyor ve replikasyon arasında çok ciddi farkları ödemiyorsunuz. Yani o yüzden cloud'da Bora söyledi sanırım cloud'ın mantığına göre devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi yani buradan şimdi, hocam bir şey ufak bir şey daha ekleyeyim mi? Şey kullandığınız tool'un bu bir işte cloud vendor'sa hakim olmanız gerekiyor. Mesela evet. Burada şey sizin storage'a gönderdiğiniz şeyleri de mesela Amazon ücret yansıtıyor S3'ü ama siz gidip de bir S3 endpoint koyarsanız kendi VPC'nizle S3 arasına bundan geçen trafiğe artık bir para almıyor. Sadece bu bağlantıyla ilgili bir ücret alıyor. Ama siz oraya çok transaction yaptığınız durumda buradan karlı duruma geçebiliyorsunuz. Yani kullandığınız tool'a hakim olmanız lazım. Veya bununla ilgili mutlaka danışmanlık almak lazım. Yoksa bir sürü yerden bir sürü çeşit gol yeme imkanınız var. Yani bahsedildiği gibi sadece işte CPU RAM ile ibaret değil konu. Bir sürü ufak tefek parçacığı şeyi var. Bunları birleştirip bir bütün oluşturmak her zaman öyle kolay olmuyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi son soruyu da ben sormuş olayım. Sonra toparlayalım. Yine güzel 1,5 saat devirdik. Önemli noktalardan bir tanesi de Önder Hocam ve Gökhan Hocama soracağım öncelikli olarak.
Önder Hocam'la başlayalım isterseniz. Veri merkezi seçimi. Bir cloud vendor'da veri merkezi seçimi neden önemlidir? Nelere etkiler? Ve bunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Neden önemlidir? Çünkü bandwidth'e etkiler en başta. Bandwidth'te sıkıntı yaşarsınız. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu veri merkezine erişecek uygulamalarınız olabilir, veri tabanlarınız olabilir, herhangi bir servisiniz olabilir. Bu servislere erişecek kullanıcılar nerede? Bölgesel olarak nerede konumlanıyor? Örneğin Türkiye'den bahsediyorsak ve Azure kullanıyorsak, sanırım hala öyle mi bilmiyorum ama Batı Avrupa hizmeti veren, West Europe en iyi hizmeti veren. Şu an gerçi şey ne oldu bilmiyorum. Dubai'de ve Katar'da da açıldı şeyler. Veri yok, merkezleri ama Batı Avrupa. Batı Avrupa. Tamam, doğru. Mesela bizim için Kuzey Avrupa bölgesi, yani North Europe bölgesi. Sanırım bu isimler AWS'de tam tersi değil mi? AWS'de West Europe Dublin oluyor. North Europe şey oluyor diye hatırlıyorum. Amsterdam oluyor diye hatırlıyorum. Her neyse, ama bölgesel olarak size neresi yakınsa onu aslında belirlemeniz, seçmeniz gerekiyor. Verilerinizi ya da sunucularınızı oraya konumlandıracağınız ona şekilde. Ona recommendation yapan bir sürü site var. Evet, evet. Microsoft'un da var. Azure Speed diye bir bölümü var. Azure Speed diye bir website var. Orada sizin public IP'nizden, bağlandığınız public IP'den hangi veri merkezi ne kadar yakınsa milisaniyeler ölçüsünde size şey getiriyor. Bir ikinci önemli nokta da şu. Tahminim AWS'de de öyledir. Bazı servisler bazı bölgelerde bulunmuyor. Özellikle bir servis yeni çıktığı zaman genelde en popüler olan servislere, en popüler olan bölgelere konumlandırılıyor. İlk etapta, daha sonra globale yayılıyor. O yüzden hani kullanacağınız servis de burada önemli. Bir üçüncüsü de, belki bunu da ince bir detay olarak söyleyebiliriz. Bizim için geçerli değil Türkiye'de ama cloud vendor'ların government'lara özel veri merkezleri var. Bunları da kullanamıyoruz bildiğimiz gibi. İşte Çin'de ya da Almanya'da ya da işte Amerika'da olan ve sadece oranın hükümetlerine özel veri merkezleri var. Bunları da kullanamıyoruz. Bu da ayrı bir ek olarak söylesin. Gökhan Hocam, var mı ekleyeceğim bir şey bu konuda? Vallahi hocam, bir ufak şey ekleyeceğim. Yine veri merkezi seçimi için en önemli kriterleri sen söyledin. Son olarak belki de şunu eklemek önemli. Genelde bulut kullanımında, yani ben yine Azure için konuşacağım tabii, şu yanlış algı olabiliyor. Bir servis her veri merkezinde ya da her bölgede aynı fiyat değil. Evet, bir de yani o var, işte, doğru diyorsun. Evet, yani West Europe'la North US arasında fiyat farklılıkları var. Burada da birçok faktör devreye giriyor. Tabii bu faktörleri bilmeye gerek yok ama hani basitçe hatırlatmak gerekirse, işte veri merkezinin bulunduğu ülkeye göre işte alınan vergisinden elektrik maliyetine, işte vesaire gibi ek maliyetleri, personel maliyetlerine kadar o hizmetin o bölgedeki, o veri merkezindeki fiyatı değişiyor. Keza o veri merkezinin doluluk oranına göre, örneğin işte Microsoft son zamanlarda, çünkü bunu yaptı, karşılaştık, veri merkezinin doluluk oranı yükselince cazip hale getirmemek için, diğer merkezleri cazip hale getirmek için o bölgedeki ya da o veri merkezindeki maliyetleri yükseltebiliyor. O yüzden her veri merkezinde aynı hizmet, aynı ücrete karşılık gelmiyor. Bu da hani kritik noktalardan bir tanesi belki veri merkezini seçerken. Evet. Bu çok önemli. Belki... Buyur hocam, pardon. Bir de şey söyleyeyim, hani sadece veri merkezi, örneğin mesela sadece sunuculardan değil de bir uygulamanız var. İşte uygulamanızda medya yayını yapıyorsunuz ya da ne bileyim canlı yayınlar yapıyorsunuz. İşte burada CDN konumlandırmak da belki önemli. Yani uygulamayı tamamen data center'lara koymaktansa bölgesel CDN'lerle çalışmak da belki hem performans açısından hem de fiyat avantajı olarak artı olabilir. Evet, ya şunu ekleyecektim zaten, benzer bir şey. Şimdi biz mesela ISV tarafında şimdi çok fazla komponent olduğu için arka tarafta da yani servisler dağıtık da olabilir veyahut da işte mikro servis mimarisi olabilir. Önemli değil ne oldu. Şimdi o yazılım firmasının arka tarafta reporting yaptığı, kendi özel job'larının çalıştığı bazı senaryolar oluyor. Bu senaryolarda ve çok büyük yapılarda mesela biz latency bir problem değilse, mesela Azure üzerinde biz US 2'ye koyuyoruz genelde makineleri. Neden? Çünkü 10, 20, 30, 40 makinede veyahut da yüksek volümlü makinelerde çok ciddi farklar oluşuyor. Bu çok önemli bir kriter ondan sonra. Çünkü fiyatta inanılmaz fark etmeye başlıyor. Özellikle de mesela
işte örnek vereyim 40-50 core'lu makinalardan sonra fiyat farkı aylık bazda $500-600 çıkabilir bu cloud vendor'larda. O yüzden Gökhan Hocam'ın yaptığı ekleme çok önemli bir ekleme. Buna da dikkat etmelerini tavsiye ederim. Yani bu arada sizin testleriniz için de geçerli. Yani ben mesela herhangi bir latency problemim yoksa ve sürekli RDP yapmayacaksam o şeye region'a EC2S'de makine açıyorum. Çünkü şeyim böyle bir hız ihtiyacım yok yani. Ve makine daha ucuz ondan sonra. Bu anlamda bu çok ciddi büyük yapılarda fantastik fiyat farkları oluşturabilir. Bu bizim kullandığımız tekniklerden, arkitekler olarak kullandığımız taktiklerden bir tanesi. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Hocam şunu da ekleyelim mi? Tabii buyur hocam. Şimdi burada aslında seçimde bir de etkili olan işte sizin müşterilerinizin durumu. Birden çok yani kıtada sizin müşteriniz varsa siz bu yapınızı dağıtmak durumundasınız. Yani işte sadece tek bir region'da olmak durumunda değilsiniz. Bir sürü yerde sizin çalışan aplikasyonlarınız veya işte birbirine cluster olan yapılarınız olabilir. Bu müşterilerinize göre seçip müşterilerinize yakın data center'da bunları konumlandırmanız gerekiyor. Bunları yaparken de işte o cloud vendor'ın yapısına bakmak lazım. Seçim yaparken bunları da göz önünde bulundurmak lazım. İşte orada region var mı? Benim müşterilerime hangisi daha hızlı cevap veriyor? Gibi gibi seçenekler burada önemli oluyor. Ya bazı durumlarda bazı devletler X tarafını kapatabiliyor. Başımıza geldi. Evet. Diğer taraflardan hizmet verebiliyor olmak falan gibi seçenekler de göz önünde bulundurmalı bu işi yaparken. Hani data center seçimi de bu da önemli diye düşünüyorum ben ayrıca. Bir de mesela bir müşterimizde de burada da bir sigorta şirketiyle proje yaparken işte Azure Active Directory'i kullanacaklardı ve işte AD Connect'le sync yapacağız. Azure Active Directory'de şey seçebiliyorsun tabii ki bölgeni ilk daha tenant'ı oluştururken bölgeni seçebiliyorsun ama bu da şu anlama geliyor. Yani Azure Active Directory senin şeylerini, ne derler, kullanıcılarının bilgilerini, belki işte Hasan'ın bahsettiği gibi işte hash'leri meşleri falan o bölgede tutuyor. Doğru ama deep dive bir dokümantasyona girdiğin zaman Azure Active Directory şunu söylüyor. Diyor ki bazı attribute'leri, bunlar da mesela telefon numaraları gibi, kullanıcıların telefon numaraları gibi attribute'leri biz diyor US data center'larda tutuyoruz. Sebep? Yok bir sebep. Bu böyle bir durumdan mesela müşteri vazgeçti Azure Active Directory'ye geçmekten. Dedi ki biz on-prem'de devam edeceğiz. Kuralım ADFS'i. Single sign-on'u ADFS üzerinden yapalım dediler mesela. Bazen böyle durumlarda olabiliyor. Süper. Çok iyiymiş. Peki başka eklemek isteyeniniz bir şey yoksa toparlıyorum yavaş yavaş. Bugün yine ağzınıza sağlık, süper bir seans oldu. Öncelikle İzleyen arkadaşlardan özür diliyorum. Bir yayında bir aksaklık yaşadık. Alternatif olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani özellikle ama her ihtimale karşı yine de aksilik olabiliyor. Ama yine de keyifli bir yayındı. Güzel bir oturumumuz oldu. Birçok konuyu konuştuk. Aslında önemli, çok önemli konuları konuştuk. Çünkü aslında baktığımız zaman işin başladığı, planlamayı yaptığımız yer ilk başta burası oluyor. Yani biz birazcık application tarafından geldik böyle hani logic olarak uygulamadan L7'den L1'lere doğru inmeye çalıştık ama baktığımız zaman bu maliyetleme, data center seçimi, hız seçimi vesaire hadi biz bu uygulamayı çalıştıralım dediğimiz zaman en önemli kalemlerden bir tanesi ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Örnek veriyorum. Bunları biz nasıl deploy ediyoruz? Nasıl paketliyoruz? VM de olsa yani şimdi biz hep böyle software packaging falan konuştuk ama VM'leri nasıl paketliyoruz? Standartize nasıl ediyoruz? Bu region'larda deployment'ları nasıl yapıyoruz? Vesaire gibi konuları da konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla ben her zaman olduğu gibi öncelikle seyircilere teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum ve topu misafirlere bırakıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun, yoksa yayını bu gün ben değil Mert bitiriyor olacak. Hocam ben ufak bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi ben de bir problemden dolayı geç geldim. Belki ilk başlangıç kısmında konuşulmuştur, kaçırmış olabilirim. Şimdi hani bulutta maliyetlendirmenin aslında avantajlı hale gelmesini sağlamak için konuşuyoruz. Burada acaba işin kullanacağımız servislerin ya da hizmetlerin lisanslamasıyla alakalı bir konu geçti mi? Ya da hani Microsoft tarafında burada bazı avantajlar var, eğer konuşulmadıysa ben belki bir iki ufak bilgi verebilirim daha. Hybrid'den bahsettik hocam, hybrid. Hybrid yüz benefitten, tamam.
Tamam, okey. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Tamam, teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. Görüşmek üzere herkese. Görüşmek iyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.